Airsoft Çay Saati'ne hoş geldiniz. Bu sefer en başta gördüğünüz üzere sizi dinlediğim ve bütün yorumlarınızı ayrıca eleştirilerinizi okuduğumu göstermek adına altımda pantolonum, arkada çarşafsız ve elimde bu sefer farklı bir çay bardağıyla, en azından kupa değil, içerisinde gerçekten çay var. İçiyorum yani bu çayı. Şimdi her seferinde farklı bir çay yapacağım bu arada. Bazen yeşil çay olabilir, bazen ne bileyim kuşburnu, ıhlamur falan bile olabilir. Çay bile olmasa sonuçta içecek bir şey. Şimdi konumuz Airsoft replikası ya da Airsoft oyuncağı nedir? Ve bunlar nasıl çalışır? Aynı şekilde bazı bir iki terimleri, mesela örnek veriyorum hop-up nedir ya da iç namlu ya da işte nozzle, bunlar nedir? Aynı zamanda ilk oyuncağınızı seçmeniz konusunda dikkat edeceğiniz unsurlar. Kısaca bunlara değineceğim. En başta oyuncakların çalışma sistemlerini anlatalım. Genel olarak 3 tane çalışma sistemi var. İlki elektrikle çalışma sistemi. Bunlar AEG ya da AEP olarak geçer. AEG elektronik gun, AEP'de elektronik pistol, otomatik elektronik gun, otomatik elektronik pistol şeklindedir. Burada solda gördüğünüz 2 tane AEG'm var. AEP'm yok çünkü pratik değil ya da AEP taşımıyoruz. Hepsinden bahsedeceğim. Gazla çalışma sistemi. Bunlar GBB, CO2 ve HPA sistemleridir. GBB gaz blowback, HPA sistemleri high pressure air ve CO2 sistemleri de karbondioksitli sistemlerdir. GBB oyuncakları dışarıdan bir gaz beslemesi yaparak opere ettiğiniz oyuncaklardır. Son olarak da elle kurmalı yaylı oyuncaklar. Bunlar pompalı tüfek replikaları olabilir. Solumda gördüğünüz keskin nişancı tipi oyuncakların kurma sistemleri olabilir. Ya da bazı tabanca replikalarının sistemleri olabilir. Şimdi en başta AEG'lerle başlayalım. Ayrıca size içindeki parçaları da anlatayım bu şekilde. Şimdi bir AEG gördüğünüz üzere farklı farklı şekillerde olabilir. Sonuçta görüntü. Fakat çalışma prensipleri ve içindeki parçaların tamamı aynı. Şimdi aynı derken bir iki küçük farklılıkla. Örnek veriyorum, bunun içerisinde bir iç namlu var. Tamam mı? Ve bu iç namlu bir hop-up ünitesine bağlı. Bu hop-up ünitesi de gearbox'a bağlı ve bu gearbox'ı çalıştıran bir motor var. Motor da gücü arkadaki pilden alıyor arkadaşlar. Şarjörüm boş, o yüzden gözlük takmıyorum. Bu şekilde çalışıyorlar. Genel anlamda hop-up nedir diye soru çok olduğu için hop-up şu içeride görünen küçük çevirmeli parçadır. Ve bu boncuğunuzun yukarı ya da aşağı daha uzağa gitmesini sağlayacak Magnus efekti, yani dönme efektini böyle boncuğu çevirerek daha fazla ileri gitmesini sağlar. Onun dışında AEG'leri şu gördüğünüz pillerle çalıştırıyoruz. Ve bu piller farklı farklı voltajlarda, farklı farklı amperlerde olur. Ve size bir gün boyunca yetebilecek bir güç sağlar. İkinci olarak AEG'ler pratiktir ve bakımları kolaydır. Türkiye'de en çok yaygın olan ve kullanılan sistem AEG'dir. Çünkü parçası çok, kullanımı kolay ve bozulduğunda hemen bir tamirat ya da bir tadilat işlemi için insan bulabilirsiniz. Bir de gaz blowback oyuncaklarımız var. Yani GBB dediğimiz oyuncaklar var. HPA'lardan bahsetmeyeceğim. HPA High Pressure Air Rig ya da High Pressure Air, yani yüksek basınçlı hava olarak geçer. Aynı çalışma prensibindedir. Fakat Türkiye'de bugüne kadar HPA oynayan görmedim ya da HPA çevirici kiti, yani HPA conversion kit kullanan da görmedim. Bu yüzden HPA'lara değinmeyeceğim. Karbondioksit ve gaz, yani green gaza değineceğim. Green gaz aslında propanla aynı şey. Fakat içerisinde koku yok ve direkt geldiği şu tenekenin içerisinde silikon yağıyla geliyor. Bu oyuncaklarınızı birazcık daha böyle bir yağlamaya yarıyor ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Eğer bir şekilde bir propan tankın içine silikon yağı basabiliyorsanız o da aynı işi görecektir. Diğer bir şekilde karbondioksit tüpleri var. 12 gramlık, elimde şu an yok ama şu boyutlarda falan küçük tüpçükler haline geliyorlar ve bir propan ya da işte green gazla oranla 8 kat daha basınçlı oluyorlar. O yüzden daha kuvvetliler. Gördüğünüz şu tabanca replikası, yani pistol dediğimiz şey, green gazla çalışıyor. Tamamen bir tabancanın, gerçek hayattaki parçanın tüm fonksiyonlarını yapıyor. Aynı zamanda dediğim gibi mesela gaz şarjöre koyuluyor ve bu şekilde mesela atış yaptığınızda BB'niz bittiğinde böyle arka tarafa slide'ı kitleyebiliyor. Şimdi bunlarda da aynı şekilde parçalar mevcut. İç namlusu var,
hapapı var. Yani hapap ünitesi bunun alttan tamamını sökmeniz gerektiği bir durum. Ya da yine buckingi, hapap ünitesinin içerisinde buckingi var. Tek farkı siz elektrikle bir şey değil de gazla bir şey başarıyorsunuz. Bunların hepsi aynı şekilde gaz oyuncaklarda da mevcut. Tamamen gazı şarjöre basıyorsunuz ve aynı opera sistemi gazlı oyuncakta da çalışıyor. Son olarak da yaylı sistemlerimiz var. Yaylı sistemler, şu an mesela bir pompalı tüfek replikam yok fakat burada bir VSR sistemi var. Bu Norwich'in SSG-10'u. Bu oyuncağın videosunu da kanalda bulabilirsiniz. Şimdi bunların da çalışma sistemi aslında hepimizin bildiği bir sistem. Hepimiz küçüklüğümüzde gidip de kırtasiyeden 5 liraya 10 liraya böyle plastik kurmalı boncuklu tabancalar alıp birbirimize mahallede sıkmışızdır yani. Bu bir gelenektir, Türk geleneğidir. Aynı sistem çalışırlar. Tek gereken sizin aslında tamamen kendi elinizle sistemi kurup ardından atış yapmanızdır. Bu şekilde de atış yaparsınız. Çok pratik değildir. Fakat spesifik bir konuya ya da spesifik bir işe hitap ederler. Örnek veriyorum keskin nişancılık gibi. Çünkü bir AEG'ye ya da bir GBB'ye kıyasla, bundan sonra bu şekilde hesap edeceğim bu arada, çok daha sessizdirler. Ve sessiz oldukları için sizi orman gibi bir alanda çok daha rahat korurlar ya da pozisyonunuzun açığa çıkmasını engellerler. Şimdi her şey bir kenara, bunların kullandığı boncuk dediğimiz ya da BB dediğimiz şey var. Bal bulut diyerek geçer. Bunlarla da ilgili bir video yapacağım. Nasıl bir boncuk seçmenizle ilgili falan gerektiğini anlatan ya da mesela bir boncuğun bio BB mi yoksa bio olmayan BB mi olduğunu falan başka bir videoda size anlatacağım. Çayımın da sonuna geliyorum. Zaten videonun da sonuna geliyorum. En son olarak da anlatmam gereken konu ya da daha doğrusu size bahsetmem konu. Bu sefer herhalde marka vereceğim yani. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Hangi oyuncağı ya da hangi markayı nasıl bir şekilde seçmeniz? Şimdi farklı farklı oyuncak seçme yöntemleri var. İlk olarak elektriklilerden başlayalım. Standart AEG. AEG yelpazesi çok büyük. Buna biraz sonra gireceğim. Fakat AEP diye bir şey yok. Bunu unutmayın. AEP bulsanız da herhangi bir gazlı tabanca yani tabanca replikasını geçemeyeceği için yani 10 metreye bile 15 metreye bile atış yapamıyorken bu şeyle 20 metreye 30 metreye bile atış yapabilmeniz çok büyük bir şey. O yüzden AEP'leri tamamen listenin dışına atın. Yani elektronik pistol diye bir şey unutun yani öyle bir şey yok. Tabancalar için konuşuyorum. Ben ilk başta bir Glock'la başladım oyuna. Yaklaşık bir 5 sene 6 sene falan kullandım. Sonuçta siz oyuncaklarınıza ne kadar temiz bakarsanız, onlara ne kadar özen gösterirseniz onlar size o kadar uzun süre hizmet eder. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Bir gaz oyuncağı ya da bir gaz pistolü aldığınızda bakmanız gereken şey şarjör kapasitesi ve şarjörün gaz kapasitesidir. Özellikle şarjörün gaz kapasitesi bir tık daha önemli. Çünkü sonuçta bu da 20 boncuk atıyor, Glock da 20 boncuk atıyor. Ve neden mesela böyle bir oyuncak aldığım ya da neden bir Glock almam gerektiği konusundaki baktığım en önemli unsur bir şarjörle kaç atış yapabildiğiniz, kaç tane BB atabildiğiniz çok önemli bir konu. Bulabiliyorsanız bir Glock bulun. Rahattır. Herhangi bir horozu yok. Horoz aksiyonu diye bir şey yok. Direkt çıkartıp tak 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 atış yapabileceğiniz bir sistem. O yüzden Glock iyidir. Glock bakabilirsiniz. M1910 mm'leri ben şahsen sevmiyorum. Çünkü üzerlerinde iki tane yok işte efendim arkasından tutacaksın. Yok efendim işte şurasında safety'si var falan filan feş mekan. Bunlarla uğraşılmaz. AEG'ler konusunda ya da daha doğrusu büyük ana oyuncağınız konusunda gaz blowback'lerden birazcık uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şu an Türkiye ortamında gaz blowback'ler çok pratik değil. Hem şarjör kapasitesi hem aynı zamanda gaz azaldıkça güçten düşmesi gibi konulardan dolayı AEG'lerin gerisine düşüyorlar. Hepimiz AEG kullanıyoruz. Şahsen ben şu gördüğünüz Crytek M4'ü yaklaşık 2 yıldır 3 yıldır kullanıyorum. Yani gayet de memnun olduğum bir oyuncak. Alınabilecek AEG markaları konusunda KVA bakılabilir, Crytek bakılabilir. Yani genel anlamda birçok marka var ve tercih sizin olacak. Şimdi hangisini alabilirim ya da bak abi böyle bir oyuncak var bunun hakkında ne düşünüyorsunuz dersen
Aşağı tarafta bana yorum olarak yazarsanız ben size ne düşündüğüm ya da size başka bir önerim ya da tavsiyem varsa bunu da verebilirim. Ayrıca AEG seçiminde asıl önemli mevzu oynayacağınız rol ya da yapmak istediğiniz şey. Eğer ben gideceğim işte adamların dibine gireceğim diyorsanız aslında küçük bir oyuncak almanız daha da mantıklı olabilir. Mesela bir SMG MP5 alabilirsiniz ya da benim görüyorum CZ Scorpion'u tercih edebilirsiniz. Ya da Vector alabilirsiniz. Bunların tamamı istediğiniz işleme yönelik oyuncaklar. Mesela bir DMR oyuncak yapacaksanız büyük bir SPR alabilirsiniz Crytek. Yani bunların tamamı dediğim gibi sizin tercihiniz. En son olarak da yaylı sistemler. Dediğim gibi bu keskin nişancı oyuncaklarında tek boncuk atıp elle kurduğunuz fakat dediğim gibi aynı sistem, aynı şekilde çalışıyor. İçerisinde bir iç namlu var, yine bir hap ünitesi var, silindiri, yayı, her şeyi var. Tek farkı motor yok, pil yok, gaz yok. Tamamını siz elle kuruyorsunuz. Yani siz kendi kuvvetinizi oyuncağa aktarıyorsunuz, oyuncak da boncuğa aktarıyor. Bu kadar şeyin sonunda size ne tavsiye edeceğimi ya da ne... Tamam. Çayımı bitiriyorum ve videoyu bitiriyorum. Çünkü bunlar dökülüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Ben Veçay'ım. Bir sonraki videoda burada olacağız. Size farklı farklı konular anlatacağım. Aklınıza bir soru takılırsa hemen aşağıda yorumlarda bana yazarak ulaşabilirsiniz. Olabildiğince hızlı bir şekilde sizlere cevap vermeye çalışacağım. Başka ne söylenir? Bir fikrim yok. Fakat bu da videonun sonuydu arkadaşlar. Intro'ya. Hayır, outro'ya.